Merhaba, merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi bakalım. Hadi şimdi beni güzelce dinleyin. Size anlatmak istediğim bir konu var. Çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde çocuklar, bir şeyleri azaltıyoruz, eksiltiyoruz. Yani sürekli bir eksilme, bir azalma söz konusu. Nasıl diyeceksiniz? Mesela birazcık hasta oldum. Canım mandalina istedi. Bu mandalinayı ben yersem mandalinalarım azalır mı, artar mı? Azalır değil mi? Mandalina sayım 1, 2, 3. Buradan bir tane mandalina alırsam 1, 2. 2 mandalina kalır. Mandalina sayısı azalır. Yine hasta oldum. Bir çorba yaptım. Çorbanın içerisine limon sıkmak istiyorum. Benim 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane limonum var. Ben bu 5 limondan bir tanesini buradan alırsam limonlarım azalır mı, artar mı? Azalır değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane limon. Bir tanesini alırsam 1, 2, 3, 4. 4 limon kalır. Limon sayılarım azaldı. Evet, bakın cevizlerim. Ben ceviz yemek istedim diyelim ki. Buradan 3 tane ceviz alıp ayırırsam ceviz sayısı ne oldu? Azaldı. Evet, azaldı. 6 tane cevizim vardı. 3 tanesini aldım, ayırdım. Geriye 3 cevizim kaldı. Kahvaltıda canım minicik domateslerden yemek istedi. Peynirin yanında çok güzel oluyor. Canım 2 tane domates yemek istedi. Ben buradaki domateslerden 2 tanesini alırsam, ayırırsam domateslerim ne olur? Azalmış olur değil mi? Onları tüketmiş olacağım çünkü onlar artık bitmiş olacaklar. Azalmış olacaklar. Ve geriye sadece 2 tane domatesim kalmış olacak. Çıkarma işlemini şimdi anladın mı? Çıkarma işleminde sürekli bir azalma, bir eksilme söz konusu. Şimdi tahtaya bak. Tahtada bu bulutun içerisinde benim 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yıldızım var. Ben bu yıldızlardan bir tanesini alırsam buradaki yıldız sayısı artar mı, azalır mı? Azalır. Evet, baktım burada 1, 2, 3, 4. 4 yıldız kalmış sadece. Ben bir tane daha yıldız alırsam yıldız sayısı ne oldu? Azaldı. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3. 3 tane kaldı. Peki ben bir tane daha yıldız alırsam yıldızlarım daha da azaldı. 1, 2. 2 tane yıldızım kaldı. Ben bu yıldızlardan bir tanesini daha alırsam çok azaldı. Gittikçe azaldı. Bir yıldızım kaldı. İşte biz çıkarma işlemi yaparken çocuklar bu şekilde eksiltiyoruz, azaltıyoruz, ayırıyoruz birbirlerinden. Tamam mı? Peki bu yıldızlarımı yine asayım. Burada işlem yaptıracağım size. Şimdi çıkarma işlemine geçmeden önce sizden istediğim bir şey var çocuklar. Adınız, soyadınız gibi ezbere bileceksiniz. Neyi? 20'den geriye saymayı sayalım hemen. Evet. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20'den geriye doğru gidiyoruz. Çocuklar, bir şey soracağım size. Sizin babanız veya anneniz araba kullanıyor mu? Çocuklar, arabada vites denen bir şey var. Vites de böyle, vitesi R'ye aldığın zaman, yani şu vitesi çevirip çevirip geriye doğru aldığın zaman araba geri geri hareket ediyor. Biz de çıkarma işleminde geri geri saymayı öğrenmek zorundayız. Bunu başarabilirsek daha rahat çıkarma işlemi yaparız. Şimdi geldim, 20'deyim. Arabamı ne yaptım? Vitesimi tuttum, R'ye aldım. Araba geri geri gidecek. Beni bir araba olarak düşünün, tamam mı? Vitesi çevirdim, geriye aldım. Gidiyorum, 20'deyim şu anda. 19, 18, 17, 16, 15. Eyvah, gidiyorum. İşte bu şekilde geri geri sayacaksınız, tamam mı? Eğer geri geri saymada başarılı olursan çıkarma işlemini de rahat yaparsın. Mesela yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında ne yapıyoruz diyoruz ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mutlu yıllar diye şık 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 böyle konfetiler patlatıyoruz ya. İşte o zaman da geri geri sayıyoruz. Yani bu geri sayma işini halletmeniz gerekiyor. Bu konuda sizinle anlaşalım mı? Gelin, elinizi uzatın. Şık 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 şık. Anlaştık, tamam. Biliyorum, bunu hallettikten sonra bu videoyu durdurun. Bunu hallettikten sonra bir sonraki dersi dinleyin, tamam mı? Çünkü siz bunu hallederseniz bir sonraki dersi de rahatlıkla yaparsınız. Anlaştık mı? Bye bye.